Sayın Dekan Yardımcım Profesör Doktor Ali Kayıkçı, kıymetli meslektaşlarım ve değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlere Behçet hastalığı hakkında bildiklerimi anlatacağım. İyi bir seminer olmasını diliyorum. Behçet hastalığı, Behçet sendromu olarak da tıp dünyasında bilinmektedir. Vücudun multisistem hastalığıdır. Vücudun farklı yerlerindeki iltihaba neden olan nadir ve kronik bir hastalıktır. Daha büyük olsun. Tamam. Adını Behçet hastalığı sendromun 3 ana belirtisini ilk olarak 1924 senesinde saptayan ve hastalık üzerine yaptığı araştırmayı da biraz önce Ali hocamızın söylediği gibi 1936 yılında yayınlayan Türk dermatolog ve bilim adamı Hulusi Behçet'ten almıştır. Biraz Hulusi Behçet hakkında bildiklerimi anlatmak istiyorum. Hulusi Behçet hakkında tıp tarihi doktorası yapan kıymetli hocamız Profesör Doktor Peri Arban yardımını istedim. O da sağ olsun bu slaytları benim için buldu ve bana verdi. Hulusi Behçet gerçekten parlak bir zeka. Henüz çok küçük bir çocukken annesini kaybediyor ve büyük annesi tarafından büyütülüyor. Fransızca, Latince ve Almanca çok kısa sürede öğrenip tıp doktoru olmaya karar veriyor. Eğitimini İstanbul Beşiktaş Rüştiyesi'nde 1898-1901 yıllarında yaptıktan sonra tıp eğitimini Kuleli Askeri Lisesi'nde idadi kısmında başlıyor ve 1910 yılında yüzbaşı olarak mezun oluyor. 1914 Temmuz'una kadar Gülhane Dermatoloji Kliniği'nde Eşref Ruşen, Talat Çamlı ve bakteriyolog Reşat Rıza hocaların yanında asistan olarak çalışıyor. 1914 Temmuz'unda Kırklareli Askeri Hastanesi Başhekim muavinliğine tayin ediliyor ve 1918'e kadar da Edirne Askeri Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak çalışıyor. 1918 Ağustos'unda önce Budapeşte'de sonra Berlin'de Charité Hastanesi'nde çalışıp 1919 Ekim'inde yurda dönüyor. Burada çalıştığı hastaneleri tekrar şema haline getirdim. Hulusi Behçet bir müddet serbest çalıştıktan sonra 1923'te Hasköy Zührevi Hastalıklar Hastanesi başhekimliğine tayin ediliyor. 6 ay kadar burada çalıştıktan sonra Guraba Hastanesi dermatoloji uzmanlığına naklediliyor. 1933 senesinde üniversite reformunda deri hastalıkları ve frengi kliniğine profesör olarak atanıyor. Hulusi Behçet Türk Akademisi'nde profesör unvanını alan tek kişidir, ilk kişidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile soyadı kanunu ortaya çıkınca Atatürk kendisine parlak zeka anlamına gelen Behçet ismini öneriyor ve bu öneriyi babasının da adı Behçet olduğu için severek kabul ediyor ve kendisine Behçet'i soy isim olarak kabul ediyor. Hulusi Behçet 21, 7 ve 3 yıl boyunca takip ettiği 3 hastasında ağız, genital bölgede aftöz belirtiler ve gözde de çeşitli bulgular bulunduğunu ve saptadıktan sonra bunun yeni bir hastalık olduğuna inanıyor. 1937 yılında bu görüşlerini Dermatologica Vaux-en-Schrift adlı dergide yayınlıyor ve aynı yıl Paris'te bir dermatoloji kongresinde sunuyor. Bu toplantıda hastalığın etiyolojisinde dental bir diş enfeksiyonunun da bu sendrom hastalığa sebep olabileceğini belirtiyoruz antiparantez. 1938'de bu konuyla ilgili daha detaylı bir yazıyı yayınlıyor aynı dergide. Aynı yıl Doktor Niyazi Gözcü ve Profesör Frank da benzer semptomları içeren iki olgu daha yayınlıyorlar. Arkasından Avrupa'da hastalıkla ilgili yeni bildiriler geliyor ve böylece Avrupalı doktorlar yeni bir hastalığın varlığına karar veriyorlar. Oftalmologlar Behçet hastalığını hemen kabul ediyorlar ancak dermatologlar direniyorlar, ısrarla inkar ediyorlar. Bu hastalığın pemphigus, ulcus, vulva akutum, dermatomiyezit gibi, eritema, exudativum, multiforme gibi benzer hastalıkların semptomları olduğunu da üstleniyorlar. Bu olaylar sürerken dünyanın diğer yörelerinden bazı yeni olgular da bildirilince sonuçta dünya yeni bir hastalıkla yüzleştiğini kabul etmek zorunda kalıyor. 1947 yılında Zürih Tıp Fakültesi'nden Profesör Michener'in Uluslararası Cenevre Tıp Kongresi'nde yaptığı bir öneriyle Doktor Behçet'in bu buluşu
Morbus Behçet adıyla adlandırılıyor ve böylece daha başlangıçta Behçet sendromu, trisemptom Behçet, Morbus Behçet adlandırmaları ortaya çıkıyor. Her boyutta arter ve benleri etkileyebilen inflamatuar bir hastalıktır. Vasküliktir aslında. Daha çok arteriyolleri tutan bir vasküliktir Behçet hastalığı. Primer olarak oral, genital mukoza, cilt ve gözleri tutar. Kroniktir, tekrarlayıcı ataklar ve remisyonlarla seyreder. HLA-B51 pozitifliği ya da bunun subgrubu HLA-BW51 pozitifliği hastalarda mevcuttur. Daha çok 20'li 40'lı yaşlarda ortaya çıkar ama pediatrik yaş grubunda ve ileri yaşlarda da görülebilir. 20 yaşın altında erken başlayan Behçet hastalarında oftalmologlar olarak biz korkuya kapılırız. Çünkü erken başlayan Behçet muhakkak çok ciddi seyirlidir. Ne kadar geç başlarsa Behçet o kadar semptomlar hafif geçer. Kadın ve erkek cinsiyette birlikte görülebilir ama yine de erkeklerde oküler tutulmaları ve göz komplikasyonları çok daha fazladır. Yine erkekte Behçet gördüğümüz zaman sıkıntıya kapılırız. Çünkü 5 yıl içerisinde tüm tedavilere rağmen optik nörütte tutularak, optik sinirde tutularak nöro Behçet şeklinde erkek hastaların körlükle sonuçlanan bir maalesef sonu olmaktadır. Hastalık 40 yaşından sonra ama remisyonları daha uzun sürmekte, atakları daha kısa sürmekte ve 40 yaşından sonra da hastalara biraz daha artık rahatlayabileceği müjdesini vermekteyiz. Hastalığın cilt bulguları, şemada da görüldüğü gibi oral aftlar, genital bölgede üserasyonlar, papüle püstüler erüpsiyonlar, eritema nodozumlar, göz bulguları, ön üveit, arka üveit ve retinal vasküliktir. Artiküler bulguları, artralji, artrit, gastrointestinal bulguları, kronik diyare, mukozal üserasyon, nörolojik bulguları, santral ve periferik sinir sistemi bulgularıdır. Tromboflebitler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda dolaşım sistemini de tutmakta, üriner bulguları olarak da epididimit yapmaktadır. Behçet hastalığı yeni tanı kriterleri, skor 4 ve üzeri tanı koydurucu şekilde düzenlenmiştir. Oral aftı varsa 2 puan, genital aftı varsa 2, oküler lezyon 2, ciğer lezyonlar birer olmak üzere 4 puan ve üzeri Behçet hastalığında tanı koydurucudur. Gözde tutulumda neler olmaktadır? Bir kısaca da bundan bahsetmek istiyorum. Kötü görme prognozu sebebiyle hastalığın en önemli tutulumu göz tutulumudur diğer organlar içerisinde. Tanı tamamen klinik bulgularla hastayı muayene esnasında ortaya konulur. Görülme sıklığı, gözde görülme sıklığı %70'tir. Erkek kadın oranında 2-5 ile 1 arasındadır. Üveit ortalaması 20 ile 30 yaşlarda yine başlamakta ve hastalık başladıktan 2-4 yıl sonra göz bulguları ortaya çıkmaktadır. Bazen de hastaların çok küçük bir kısmında ilk bulgu göz bulgusu olmaktadır. Resimde neler görüyoruz? Göz dibinde arteriyolleri tuttuğunu görüyoruz. Yani iki çeşit yayılma yapıyor Behçet gözde, göz dibinde. Hem ön üveit hem arka üveit yapıyor. Yani gözün tüm tabakalarını tutabilen bir hastalık. Ayrıca vitreyi de tuttuğu için panüveit tablosu yapabiliyor. Yani tüm tabakaları tutabiliyor. Retinayı tutarsa ya odak şeklinde, şu alttaki resimde gördüğümüz gibi odak şeklinde, koriyoretinit odağı şeklinde ortaya çıkar. Ya da arteriyoller boyunca beyaz kılıflanma, yani iltihabın arteriyollerin duvarları boyunca yayılmasıyla o arteriyolleri beyaz bir kılıfla sarması şeklinde görülen bir iltihabi reaksiyon şeklinde ortaya çıkar. Bu kılıflanma daha sonra içindeki fibroz doku nedeniyle sıkışınca arteriyolleri sıkıştırıp o bölgede retinal iskemiye yol açmakta ve bu da hastanın komplikasyonlarıyla ilerlemektedir. Çoğunlukla bilateraldir ama asimetrik tutulum vardır ve non granulomatözdür. Kesinlikle granulomatöz bir üveit yapmaz. Bunu söyledik bunları. Bir diğer özelliği de eğer ön üveyti tutarsa hipopiyon yapmasıdır. Yani ön kamerada biz iltihap hücreleri o kadar yoğundur ki bunlar kadeh şeklinde altta seviye yaparlar. Beyaz bir görünüm oluştururlar. Bu beyaz görünüm biz üveitlerde, hastalıklarda sadece ve sadece Behçet'te ve nadir olarak da ankilozan spondilitte görüyoruz. Yani her üveitin, her hastalığın kendine özgü bir semptomu vardır. Bu patognomotiktir. Ön üveitteki hipopiyonun görülmesi de Behçet hastalığı için karakteristik bir bulgudur. İkinci sıklıkta da hipopiyon yapan ankilozan spondilitir. Bunların haricinde hiçbir üveit hipopiyon yapmaz. Bunun haricinde difüz vitritis, vitrenin tutulması, optik disk ödemi, hiperemi, retinal infiltrasyonlar, damarlarda difüz kılıflanma,
Bu inflamatuar presipitatların alt retina düzeyinde birikimi, perifilebitler ve ven tıkanıklıkları da ileriki aşamalarda ortaya çıkar. Eğer hipopiyon görüyorsak zaten bu hastanın gözün arkasında da muhakkak arka segment tutulumu, posterior üvey tutulumu olduğunu anlamaktayız. Arka tutulumları zaten söylemiştim. Sonuçta eğer son dönem kalıcı hasarlarında da optik atrofi, hayalet damarlar, biraz önce bahsettiğim damarların tıkanması, difüz retinal atrofi, makula atrofisi, skleroz deliği ile hastaların görmesi son derece düşük, hatta kaybedebilirler, bir sürece girerler. En sık bulgularından bir tanesi de Behçet üveitinin vitritistir. Bu difüz bir vitritistir. Bu bulanık görmede yine hastanın görme prognozuna olumsuz etki yapacaktır. Burada da vitritis ile ilgili resimleri görmekteyiz. Vitre tutulması, beyaz benekler, kar topu manzarası iltihap hücrelerinin birikmesiyle oluşur. Retinal vaskülitleri okla gösterdik. Etrafındaki kılıflanmayı. Hastamızın anjiyosunda da yine damarlarda tıkanıklık, damar tıkanıklığına bağlı iskemi neticesinde ortaya çıkan kanamaları görmekteyiz. Yine aynı bir başka hastanın bulguları, FFA bulguları. Optik sinir tutulumu görülürse diskte hiperemi ortaya çıkmakta ve papillit ya da papille stazını andırmakta ve yanlış bir tanıya yol açabilmektedir. Buna dikkat etmek gerekmektedir. Optik sinir tutulumu varsa da artık hastalık adını nörobehçet olarak almaktadır. Burada da optik sinir tutulumu görmekteyiz. Klinik olarak tanı konulabilir. Tek başına göz bulguruyla bile Behçet tanısını koyabilmekteyiz. Çünkü bulguları semptomatiktir, yani patognomotiktir, Behçet'e özgüdür. Dolayısıyla klinik çok önemlidir. Kapillerler erelti otu şeklinde sızıntı yapabilir bu ilk başlangıç döneminde. OCT çok önemlidir ayrıcı tanıda. Bunları, OCT bulguları da aşağıda görülmektedir. Maküla ödemi tüm üveitlerde olduğu gibi Behçet'te de makülada kistoid maküler ödem ortaya çıkmaktadır. Ayrıcı tanıda Behçet düşündüren bulguları tekrar özetleyecek olursak, her zaman üveitlerin non-granulomatöz olması, çoğunlukla bilateral olması, siliyer enjeksiyon her zaman olmayabilir, fibrinöz reaksiyon nadirdir, hipopiyonun olması, inflamasyonun spontan gerileme özelliği vardır, vitritis difüzdür. Başlangıçta vitritis maksimumdur. Alt periferde bu iltihap hücrelerinin birikmesiyle vitreous incileri görülebilir. Tedaviden çok kısa bahsedeceğim. Çünkü tedavinin konusu apayrı bir konu ve daha uzun sürdüğü için. Burada amaç atak sıklığını, atak şiddetlerini azaltmak ve görmeyi mümkün olduğunca hastalarda korumaktır. Sık takip çok önemlidir hastalarda, göz tutulumu olan hastalarda. Vitrede hücre, FFA'da sızıntı, immünomodülatör tedavi için kesin endikasyondur tedavi. Tek başına steroidler yeterli değildir. Görmeyi tehdit eden şiddetli ataklarda tedaviye sistemik olarak da eklenebilir ve yavaş yavaş azaltarak tedricen kesilmelidir. Arka segment tutulumunda azotüpürin, ciddi olgularda siklosporin gibi ilaçlar başlangıçta düşünülmeli. Daha sonra tabloya steroidler ilave edilmelidir. Ciddi hastalıklarda mutlaka immünomodülatör ilaçlar da tedaviye eklenmelidir. Beni dinlediğiniz için sabrınıza teşekkür ediyorum. Sayın Murat Hocam'a, hatta Murat abime yaklaşık 20 yıldır tanıyorum kendisini. Çok teşekkür ediyoruz. Bu pandemi koşullarında gerçekten konferanslara katılımımızdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Hani oldukça ilginç konular ve farklı bakış açılarını görüyoruz. Hocam tekrar ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hocam. Çok sağ olun. Şöyle tamam. Şey yapacaklar.